Herkese merhaba. Dijital Pazarlama Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bendeniz Mert Erkal. Bu hafta da sizler için birbirinden ilginç konular derledim. Videonun açıklamalar bölümünde linkini bulabileceğiniz Medium blogunda hepsini detaylı olarak açıklıyorum. Gelin hep birlikte bu haftanın dijital pazarlama notlarına göz atalım. Mobi öncelik indekslemeye geçişi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılının Mart ayına ertelediğini açıkladı. Henüz salgın ortada yokken bu yılın Eylül ayından itibaren Google tüm siteleri Mobi öncelikli indekslemeye geçireceğini ilan etmişti. Dolayısıyla henüz siteleri Mobi öncelikli indekslemeye geçirilmemiş site sahiplerinin hazırlanabilmeleri için önlerinde 8 koca ay var. Mobi SEO rehberi ve Semrush Mobil SEO rehberi başlıklı blog yazılarımızı okuyarak hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz. Google Search Console hesaplarında gerçekleşen bir güncelleme ile birlikte artık site sahipleri Google arama sonuçlarında yer alan haberler bölümünden sitelerine gelen trafiği görebilecekler. Bing arama motoru tarafından yapılan açıklamaya göre site sahipleri Bing URL Submission isimli WordPress eklentisi ile yayımladıkları içerikleri Bing arama motorunda anında indeksletme imkanına kavuştular. Bing arama motorunda hızlıca indekslenen bir sayfanız Google arama motoru tarafından daha kolay keşfedilebilir. O nedenle özellikle İngilizce içerik ürettiğiniz bloglarınız varsa bu eklentiyi kullanmayı deneyebilirsiniz. WordPress 5.5 sürümü 11 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacak. Yeni sürüm ile birlikte WordPress içerik yönetim sisteminin bünyesine XML sitemap oluşturma ve yönetim özellikleri geliyor. YouTube SEO ile ilgili çok fazla şey yazılıyor ve söyleniyor. Nasıl ki SEO çalışmasında aşırıya kaçtığımız zaman robotik ve bağlamını yitirmiş web siteleri yaratılıyorsa, YouTube SEO çalışmalarında da aşırıya kaçmak kanalın performansına ciddi zarar verebilir. Luke Sharon tarafından hazırlanmış bu video, en sık yapılan YouTube SEO hatalarından haberdar olmanızı sağlayabilir. Bir SEO projesine başlarken ilk tespit etmeye çalıştığımız şey, düşük performans gösteren içeriklerin tespit edilmesidir. Kötü performans gösteren, ziyaretçi bile getirmeyen sayfalar, sitenin genel SEO performansına olumsuz etki ederler. Diğer bir deyişle, Google'a göre en kötü performans gösteren sayfanız kadar iyisinizdir. Kangren olmuş bir kolu kesmek nasıl kişinin hayatta kalmasını sağlıyorsa, kötü performans gösteren sayfalara müdahale etmek sitenin performansında gözle görülür bir etki yaratabiliyor. Search Engine Journal sitesine yayımlanmış bu yazı ile içerik eksiltirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini çok güzel anlayabilirsiniz. Dijital varlık işlem platformu Paribu adına Akademetre araştırma şirketinin yaptığı kripto para bilinirlik ve algı araştırmasının sonuçları kripto para sektörüyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Araştırma, ekosistemde kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu, öte yandan kullanıcı memnuniyetinin giderek arttığını gösteriyor. Bu ilginç araştırmanın sonuçlarını okumanızı tavsiye ederim. Bu hafta sizlere halen okumakta olduğum Ray Kurzweil tarafından yazılmış İnsanlık 2.0 isimli kitabı önermek istiyorum. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve benzeri kavramların gelecekte insanlığın başına ne gibi çoraplar örme ihtimali olduğunu merak ediyorsanız bu kitap tam da size göre. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.